Merhabalar. Francis Ford Coppola'nın yeni filmi Megalopolis'in incelemesiyle karşınızdayım. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız, videoyu beğenir ve yorum yaparsanız sevinirim. Bunun bir hatırlatmasını yapmak isterim. Godfather üçlemesi, Apocalypse Now, The Conversation gibi başyapıtların yönetmeni Francis Ford Coppola'nın 40 yıllık tutku projesi Megalopolis. 70'lerdeki başyapıtlarından sonra 80'ler ve 90'larda Rumble Fish gibi, Dracula gibi iyi işlere imza atsa da genel anlamda hayal kırıklığı yaratan bir yönetmendi. Uzun zamandır da yönetmenlik yapmıyordu. 80'li yıllardan beri aklında olan bir proje, Megalopolis. 2001 senesinde aslında bunu çekmeye de başlamış fakat 11 Eylül saldırılarından sonra filmi yarıda bırakmış. 2019 senesinde ise tekrar filmi çekmeye başladığını duyurmuştu. O tarihten bu yana her yıl bazı haberler geliyordu. İşte şu isim kadroya katıldı, bu isim kadrodan çıkarıldı gibi. Ama film gerçekten çekiliyor mu, çekilmiyor mu ne durumda çok anlayamıyorduk. Bu sene filme kavuştu sinemalar. Coppola'nın film setleri her zaman olaylı olmuştur. Apokalips sınav özellikle kamera arkasıyla ayrıca tarihe geçmiştir. Bu filmde de yönetmenin aniden aklına gelen fikirleri böyle kalkıp bir anda çekmeye çalıştığına dair söylentiler oldu. Taciz iddiaları oldu. Ayrıca fragmanda eski filmlere dair olumsuz yorumları eleştirmen isimleri vererek paylaştılar. Fakat bu eleştirmenlerin aslında bu yorumları yapmadıkları ortaya çıktı ve bu skandaldan sonra fragman özür dilenerek geri çekildi. Ayrıca bu proje için Coppola'nın yapımcı bulamadığını, 120 milyon dolarlık projeyi cebinden karşıladığını, hatta dağıtımcıyı bile güçlükle bulduğunu ve filmin birçok ülkede gösterime girmeyeceğini de belirtelim. Zaten gişede de bayağı kötü sonuçlar aldı. Gelelim filmin konusuna. Film, Adam Driver'ın canlandırdığı bir mimar olan Sezar'ın hikayesi. Sezar bir ütopyanın peşinden koşan insanlara güzel bir gelecek bırakmayı hedefleyen birisi. Yetkileri çerçevesinde tasarımlar yapıyor ancak önündeki en büyük engel şehrin belediye başkanı Cicero. Cicero'nun çok sevdiği kızı Julia'nın Sezar'la birlikte çalışmaya başlaması ve aralarında bir aşk doğmasıyla beraber bu rekabette dengeler de değişiyor. Film çok karakterli bir film. Sezar'ın milyarder banker amcası Crassus, onun servetinin peşinde olan muhabir Vov, Sezar'ı kıskanan kuzeni Claudio gibi birçok yan karakterinde hikayeye dahil olduklarını görüyoruz. Film günümüz Amerika Birleşik Devletleri'ni eski Roma'ya benzeten bir yazıyla açılıyor. Roma'nın çöküşüne doğru giden dönemde ayrıcalıklı tabakanın iyice halktan kopuşunu bugüne ve Trump Amerikası'na benzetiyor. Biz de Roma gibi çökecek miyiz yoksa kurtuluşu bulacak mıyız sorusundan çıkıyor film. Bu doğrultuda film boyunca Amerika Birleşik Devletleri eski Roma benzerlikleri yapılıyor. Bunlar oldukça bariz hatta kör göze parmak diyebileceğimiz seviyedeler. New York'un adı New Rome yapılmış. Adam Driver'ın karakterinin ismi zaten direkt Sezar. Madison Square'de bir kolezyuma dönüştürülmüş. Zaten filmin senaryosunda da özellikle Shia LaBeouf'un karakterinin arkasında Homeros destanı etkilerini de görmek mümkün. Sezar karakterinin zamana hükmetme, durdurma güçleri olduğunu görüyoruz. Bu mimar karakteri filmde sanatın ve sanatçının bariz bir temsili yozlaşmış ve haktan kopmuş yüksek zümreyi eleştirirken kurtuluşu sanat ve sanatçı da görüyor Coppola. Gerçek sanatçının zamanın ötesinde olduğunu ve anlaşılmasının zor olduğunu anlatmak için de ona zamanı kontrol etme yeteneğini bahşediyor. Ama bu filmde ne kadar etkili kullanılıyor, ne kadar efektif oluyor derseniz bence olamıyor. Şimdi senaryonun üzerine konuşalım. Öncelikle Coppola'nın yıllar boyunca aklına gelen fikirlerin senaryoyu karman çorman hale getirdiğini belirtmek lazım. ...bazı karakterler neden var anlayamıyorsunuz. Dustin Hoffman'ın karakteri mesela nasıl giriyor hikaye nasıl çıkıyor belli değil. Karman çorman bir halde. Gökten düşen füzelerle ilgili, Sezar karakterinin eski eşiyle ilgili... ...bir anda oluşturulan, altyapısı olmadan oluşturulan senaryo dalları... ...hep boşa çıkıyor ve derinleşemeden ortada, kenarda öylece kalıyor. Sezar ve Ütopya'sına gelelim. Bizi sanat kurtaracaktan öteye gidemeyen... ...en sonunda yine sermayeye ve üst zümreye mecbur kalan... Hiç detaylandırılmayan ve biraz çocukça bir ütopya bu. Son derece basit beylik laflardan ibaret. Kötü bir görsel tasarımla oluşturulmuş efektlere sırtında yayan ve herkesin kendine ait bahçesi olacak gibi söylemler içeren 2024 yılının gerçekliğiyle uzaktan yakından bağı olmayan bir ütopya maalesef. Filmde Üst eleştirisi de son derece banal, akla ilk gelen şekilde yapılıyor. 50'li 60'lı yılların epik filmlerinde ayrıcalıklı kısım eleştirisi nasılsa bu filmde de öyle çok eskide kalmış. Roma'ya yapılan göndermeler de aynı basitlikte ve günümüzün Amerika Birleşik Devletleri politik yapısından son derece kopuk. Coppola'nın verdiği politik mesajlar maalesef bir dede nasihatından öteye geçemiyor. Diyaloglar film bir epik film olduğu ve bir masal gibi tasarlanmaya çalışıldığı için hayli kitabi ama bana kalırsa pek etkileyici bir yanları yoktu. Karakterleri ve oyunculuklara gelirsek oyuncular elinden geleni yapmışlar. Fakat kendilerine pek bir alan verilmediği için akıllarda kalıcı bir performans göremiyoruz. Adam Driver her zamanki gibi başrolü taşımayı başarıyor. Natalia Emanuel, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza da fena değiller. Ancak o kadar iki boyutlu ve alışıldık yazılmış ki karakterleri ekstra bir şey ortaya çıkarma şansları kalmıyor. Hele Aubrey Plaza'nın fan fatal karakteri Woven 2024 senesinde yazılmış olduğuna inanmak zor ya da çekilmiş olduğuna. Bunu izlediğimize inanmak zor. 1945 yılında bile çok daha iyi yazılmış örneklerini görmüştük bu tarz karakterlerin. Filmin senaryosu oldukça zayıf anlayacağınız üzere. Sinematografiye gelelim. Filmin sinematografisi kötü değil. Yer yer bazı sahneler gayet iyi tasarlanmış ama burada da bir tutarlılık yok. Başından sonuna kadar epik ve grotesk olmayı hedefleyen film bazı anlarda bu iddiasının altında kalıyor. Kurgu ve senaryo zayıflıkları sebebiyle hatta komik duruma bile düşüyor. Filmin görsel atmosferini bozan bir unsur da görsel efektler. 90'ların sonu, 2000'lerin başından bir film gibi görünüyor megalopolis. Yönetmenin tüm filmi cebinden karşılaması, yarısında görsel efekt ekibini kovması gibi olaylar filmi bariz şekilde etkilemiş. Yani göz tırmalayan sahneler vardı. Ee, filmin en kötü yerine gelelim bence son olarak. Kurgu. Yani bu senaryoyu kurgulamak çok zor. Bunu belirteyim. Çünkü ortada neydi belirsiz çok fazla hikaye var. Ee, Kurgulayamamışlar da. Ee, yani asla birbirine bağlanamayan olaylar, ne ara girip çıktığını anlayamadığınız karakterlerle dolu bir film izliyoruz ve aynı zamanda hiçbir şekilde seyirci dostu ve akıcı da değil. Temposu da düşük yani. Özetle epik ve grotesk yapısının altında ezilen, teknik açıdan vasat, politik açıdan son derece yüzeysel ve Francis Ford Coppola'nın maalesef çağımızın çok çok gerisinde kaldığını bağıran bir iş Megalopolis. Benim puanım bu filme vasatın altına ortalamanın altına tekabül eden 5 üzerinden 2. Sizler de izlediyseniz görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.